Şayet 10 kızım olsaydı ya Osman, onu da biri birinin ardı sıra vefat etseydi, bazı rivayette 100 tane. Biri biri ardı sıra vefat etselerdi, vallahi biri birinin ardına sana nikah ederdim ya Osman. O kadar seviyor Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu insanı. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun hayasından, bunun edebinden bahsederken şöyledir. Vallahi Osman'la 40 gün 40 gece komşuluk ettik. Yani bir çadırda yatıp kalktık, oturduk. O 40 gece 40 günde inanın ki Osman'ın su şıpırtısını işitmedim. Ne büyük haya değil mi? Kayınpederinin evinde bir gece misafir kalan damat. Dün gece onun evinde şöyle yaptım, böyle yaptım diyor. Hayasızlıkla onu etrafa faş ediyor. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam, Osman'la 40 gün 40 gece komşuluk ettik, su şıpırtısını duymadım. Hanımı der ki, abdest alırken dahi kocam Osman, derdi ki Ümmü Gülsüm, babam benim abdest suyumu işitir de kalbine bir şey gelir. Abdest suyumu değil gusül suyumu. Abdest suyumu işitir de kalbine bir şey gelir. Onun için bana müsaade et de şu ileride girip abdest alayım. Ve Peygamber der ki su şıpırtısını işitmedim onun. Onun vasıflarını anlatırken de sahih kitaplarımız şöyledir. O çok sahih dediler. Bazen her şeyini Allah yoluna tasadduk eder. Eliyle cebinin arası çok yakındı. Bizim ise elimizle cebimizin arası çok uzaktır. Ve onun sahih oluşu hakkında da çeşitli ayetler nazil olmuştu. Bir gün bakar ki Cenab-ı Ali radıyallahu teala'nın zırhı, kılıcı, kalkanı mezatta satılıyor. Bir Yahudi onu alacak, ona müşteri olacak. Halbuki Hazreti Ali onu satıyor ki Hazreti Fatıma ile evlensin. O kadar fakir bir insan. Hazreti Osman bunu görünce haya ediyor. Ve hemen diyor ki satan adama, Yahudi'ye de fazlasıyla para veriyor. 400 dirhemden de fazla. Satan adama diyor ki bunu götür kardeşim Ali'ye ver. De ki ya Ali bu zırh, bu kılıç, bu kalkan sana layıktır. Peygamberin damadının zırhı satılmamalı mezatta. Ve peygamberin kızı Hazreti Fatıma boynu sınık, boynu bükük gelin gitmemeli. Hazreti Osman bu kadar sahi, bu kadar ince düşünceli. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bir olaya şahit oluyoruz. Hazreti Fatıma, Hazreti Ali'den bir meseleden ötürü keyfiyet onlara has, onlara ait, küsmüş de baba evine gelmiş Hazreti Fatıma. Çünkü Hazreti Ali, Hazreti Fatıma'nın üzerine Ebu Cehil'in kızını almak istemişti. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam da bundan mahzun olmuş. Allah'ın Resulü'nün kızıyla Allah'ın düşmanının kızı bin iki altında tutulamaz demişti. İşte Hazreti Fatıma bundan mahzun olup baba evine gelmiş. Bu sırada şefaatçiler geliyor. Ama keyfiyet diyorum ya kendisine ait. Hazreti Ebu Bekir içeri giriyor. Ya Resulallah diyor. Acaba Fatıma Ali'nin yanına gitse mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam sesini çıkarmıyor, susuyor. Ve Hazreti Ebu Bekir bir daha ısrar etmiyor. O çıkınca Hazreti Ömer'i gönderiyor Hazreti Ali. Diyor ki ya Ömer git Resulullah'tan rica et, bir şey yaptım, bir hata yaptım, Resulullah beni bağışlasın. Haşa. Hazreti Ömer geliyor, ya Resulallah acaba Fatıma evine dönse mi? Yine Resulullah seslenmiyor. Ve ondan sonra Hazreti Osman'a, hani bacanak da oluyorlar. Ya Osman sen git, senin belki kırmaz Resulullah. Bu defa Hazreti Osman gidiyor. Ya Resulallah diyor, acaba Fatıma evine dönse mi? Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam, ya Fatıma kalk evine git kızım. Hazreti Ayşe diyor ki, sordum ya Resulallah. Ebu Bekir geldi, Ömer geldi, cevap vermedin ama Osman gelince Fatıma'ya git dedin, hikmeti nedir? Ya Ayşe dedi, gökteki bütün melekler Osman'dan haya ediyor. Cebrail aleyhisselam bana diyor ki, ya Resulallah sizin aranızda nasıl Osman'ı hayalı tanıyorsanız, sema ehli de Osman'dan öyle haya eder. E Muhammed mi Osman'dan haya etmeyecek? Osman'dan haya ettim, Osman'ı kıramadım. Onun için Fatıma'yı tekrar evine gönderdim. Bu kadar hayalı ve rica ettiği zaman da Resulullah onu kırmıyor. Ama dedi ki keyfiyet onlara göre. Ve yine Hazreti Ayşe anlatır. Mescitte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ayaklarını uzatmıştı.
Babam geldi, ayaklarını toparlamadı. Ömer geldi, toparlamadı. Falan geldi, falan geldi. Resulullah ayağını toparlamadı. Ne zaman ki Osman içeriye girdi, Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam ayaklarını topladı. Sahabiler soruyor, ya Resulallah, az önce falan geldi toplamadınız, filan geldi toplamadınız. Ama Osman gelince ayaklarınızı topladınız, bunun hikmeti nedir? O şöyle buyurdu, Osman'dan bütün melekler haya ediyor. Ben onun kayınpederi olmaklığımla da Osman'dan haya ediyorum. Çünkü Osman hayanın abidesidir. İşte aziz Müslümanlar, onu o kadar Resulullah methetmiştir ki, hatta onun hakkında birçok ayetler inmiştir. Tevbe suresinde şöyle bir ayet vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam, bizim mescidimizi kim genişletir? Bizim mescidimizi kim bina eder dediğinde, Hazreti Osman elinde avucunda ne varsa dökmüştü. Ve bunun yanında da Allah'ın mescitlerini yıkmak isteyenler hakkında ayet vardı. Bir de Allah'ın mescitlerini onarmak isteyenler hakkında ayet-i kerime vardı. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu o mescidi yıkmak isteyenler hakkında şöyledir. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪يهَ اسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا Daha ondan zalim, daha ondan hain, daha ondan kafir kim olur ki? Allah öyle anlatıyor. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ Allah'ın mescitlerinin büyütülmesine mani olur. Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının zikredilmesine mani olur. Allah'ın mescitlerini kapatır, Allah'ın mescitlerine kilit vurur. Ve orada ibadete mani olur. İşte bundan daha zalim kim olur diyor Allah Celle Celaluhu. Fi harabiha, oraları harap eder. Nasıl harap eder? Orada bir hatip vardır, cemaate hitap ediyor, faydalı oluyor. Onu görevden almakla daha zalim kim olur? Orada Kur'an okunuyor, o Kur'an'ın sesini kesmekle ondan daha zalim kim olur? Veya o mescidin genişletilmesi gerekiyor. O mescidin cemaate kafi gelmesi için, çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor, bizim mescidimizi kim genişletir? O mescidin genişletilmesine mani olandan daha zalim kim olur? Ve bunlar diyor Allah Celle Celaluhu, bunlar o mescitlere girerken korka korka girerler. اُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُهَا اِلَّا خَائِف۪ينَ